TV8 ekranlarından Emre Dorman'la Aklımdaki Sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler sevgili izleyenler. Ramazan ayı boyunca her gece doçent doktor Emre Dorman ve profesör doktor Caner Taslaman hocalarımızla aklınızdaki sorulara cevaplar bulmaya ve Ramazan'ın bu güzel atmosferini hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Bu gece de Kur'an mucizeleri ve canlılar başlığı altında, Kur'an'da yer, yer alan mucize niteliği taşıyan, insanı hayrete düşüren canlıların oluşum süreçleriyle ilgili olan ayetleri konuşacağız. Ama öncelikle ben hemen e, kitap dediğimizde sizleri hatırlatmak istiyorum sevgili izleyenler. Caner Taslaman neden Müslümanım, İslam'a inancın delilleri ve Emre Dorman hocamızın 101 Soruda Kur'an dini konularda en çok merak edilen sorular kitabını her gece 10 izleyenimize hediye ediyoruz. Emre Dorman Instagram hesabında son paylaşılan program fotoğrafımızı beğenerek altına yorum yapan izleyenlerimiz ve takipçilerimiz arasından 10 kişiye kitapları Hediye ediyoruz değerli hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk, iyisiniz inşallah. Bizler gayet iyiyiz, sizler nasılsınız? İyiyiz inşallah hayırlı bir program olur. İnşallah hayırlı bir program olacak. Yine Kur'an mucizelerini konuşacağız. Gerçi bütün Ramazan boyunca 30 günde konuşsak yine de e, mucizeler bitmeyecek. Ama biz yine başlıklar altında toplayıp e, izleyenlerimize bu mucize ayetleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bu gece de canlılarla ilgili olan ayetleri paylaşacağız. İnşallah. İnşallah. Peki dilerseniz hemen başlayalım. E, hatta bir ayetle başlamak istiyorum ben müsaade ederseniz. Müminun suresi 12. ayetle başlayalım dilerseniz hocam. İnsanı çamurdan oluşan bir özden yarattık diyor Kur'an. Bu e, toprak ve sudan yaratılma ayetlerinin e, bilimsel açıdan önemi nedir? Şimdi önce şunu bir tekrar hatırlatalım. E, hem kendimizi hem değerli izleyenlerimizi. Kur'an-ı Kerim gerçekten o kadar karşı konulmaz bir mucize ki. Ee, ...bazen yüzlerce yıllık bilimsel araştırmalarla, yüzlerce bilim insanının ortaya koyduğu çabayla ulaştıkları sonuçları... ...böyle tek bir cümleyle ve o cümle içerisindeki her biri birbirinden kıymetli kelimelerle açıklıyor, sonucu veriyor. Dolayısıyla Kur'an'da seçilen kelimelerin yani ayetlerde seçilen kelimelerin hiçbir tesadüfi değil. Her biri tam da olması gerektiği ve e, meseleyi anlatabilecek, açıklayabilecek en özel kelimelerden seçilmiş. Bu da zaten Kur'an'ın Allah'tan gelen büyük bir mucize olduğunu, Allah'tan gelen en tesirli ayet olduğunun en güzel göstergesi oluyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Mümin'in suresinin 12. ayetinde insanı çamurdan oluşan bir özden yarattık diyor. Yine onu destekleyen benzer ayetler var Kur'an'da. Mesela Secde suresi 7. ayetinde de o yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır ve insanın yaratılışına çamurdan başlamıştır der. Rum Suresi'nin 20. ayetinde de sizi topraktan yaratması onun delillerindendir der. Ha şimdi hep bir şey dikkat çekiyoruz diyoruz ki yani yeryüzünde Allah'ın delilleri var. Hem yaşamın ortaya çıkışında e, mikro seviyede hem de makro seviyede, kozmolojide, e, evrende e, Allah'ın delilleri var. Hı hı. Peki bu delillere nasıl tanıklık edeceğiz? Demek ki zamanı gelince bu deliller açığa çıkacak. Yani bilim insanları bunlarla ilgili araştırmalar yapacaklar. Bu deliller açığa çıktığı zaman da biz bu yaratılışın delillerine tanıklık edeceğiz. Evet. Peki mesela bu konuyla ilgili olarak ne diyebiliriz? Yani aslında insan yaratılırken kullanılan bu ham maddelerin toprak ve su olduğu olarak ortaya konulması rastgele söylenmiş bir şey mi? Bu uzun yıllar tartışılmış da bir konu aynı zamanda. insanın işte çamurdan yaratılması, topraktan ve sudan yaratılması ile ilgili ve bununla ilgili birçok spekülasyonlar yapılmıştır ama Biyoloji ve kimya gibi bilimlerin ilerlemesiyle hem toprağın hem de insan vücudunun analitik analitik incelemeleri yapıldığı zaman karşımıza çok muhteşem bir tablo çıkıyor. Nedir? Mesela bu incelemeler sonucu insan vücudunun içerdiği maddelerle toprağın içerdiği maddelerin birebir aynı olduğunu görüyoruz. Nedir? Hemen hatırlatalım burada. Mesela bu maddeler alüminyum, demir, kalsiyum, oksijen, silikon, sodyum, potasyum, magnezyum, hidrojen, klor iyot, manganes, kurşun, fosfor, bakır, gümüş, karbon, çinko, kükürt ve azot. Şimdi bütün bu saydığımız maddeler hem hı hı. toprağın Toplağı. kimyasında hem de insan vücudunda yani insan kimyasında olan e, maddeler. Şimdi öyle enteresan ki mesela e, Amerika'daki bir kimya bürosunun araştırma merkezinin yaptığı bir analize göre insan vücudunun %65'i %65'i şey, oksijen. Hı hı. %18'i karbon, %10'u hidrojen, %3'ü azot, %1,5'u kalsiyum, %1 fosfor geri kalan diğer elementlerden oluşuyor. Hı. Şimdi şunu anlıyoruz aslında yaratılış diyoruz ya mesela ne kadar muhteşem bir şey olduğundan bahsediyoruz. Şimdi tek tek bu parçaları, elementleri, maddeleri e, incelediğimiz zaman bunların hiçbirinde bir irade olmadığını, bir bilinç, bir şuur olmadığını görüyoruz. Ve tek baştan aslında bir şey ifade etmediklerini görüyoruz. Ama Allah hani Kur'an'da işte Elif, Lam, Mim böyle harflerle başlar bazı sureler mesela Bakara suresi ve oradan aslında mesela şu mesajı anlarız yani Allah tek başına belki bir şey ifade etmeyen bu harflerle bu muhteşem Kur'an meydana getirmiştir tek başına bir şey ifade etmeyen bu maddelerle de Allah insan dediğimiz veya diğer canlı dediğimiz bu e, muhteşem evren içerisindeki e, varlıkları meydana getirmiştir tabi şimdi mesela bu e, maddelerin bu şuursuz atomların Borsa değeri nedir diye düşünsek aşağı yukarı yani böyle 4-5 doları geçmeyecek kadar bir borsa değeri olduğunu görüyoruz bunların. Mesela New York borsasındaki karşılığı nedir diye baksak bunların tek tek 4-5 doları geçmeyecek bir değeri olduğunu görüyoruz. Peki buradaki aslında dikkat çekmemiz gereken yer neresi? Yani 4-5 dolarlık dediğin bir ham madde ama Allah oradan muhteşem bir sanat ortaya koyuyor. Evet. Yani dolayısıyla burada aslında Allah'ın kudretini görüyoruz aynı zamanda. Bir de İnsan vücudunda mesela yaklaşık 2 e, kilogram kalsiyum var. Mesela eğer bu kalsiyum azalsa mesela bir elmayı ısırırken e, dişlerimiz parçalanabilir. Yine mesela vücudumuzda 120 gram kadar potasyuma ihtiyaç var. Bu maddenin eksikliği kas ağrıları, işte kramplar, yorgunluk, bağırsak rahatsızlıkları, kalp çarpıntısı olarak kendini gösteriyor. Çinkoya olan ihtiyacımız ise sadece 2-3 gram kadar. Hı hı. Tam da yani ne kadar ihtiyaç duyuyorsak o kadar vücudumuzda planlanmış, düzenlenmiş. Ee, bu e, düşük miktarın eksikliği hafıza kaybı, e, hareket e, gücün azalması, koku ve tat kaybı, e, bunların zayıflaması gibi e, sonuçlar olabiliyor. Mesela 100 mikrogramlık selenyumun eksikliği, kas zayıflığı, kalp ve damardaki esneme kabiliyetinin bozulmasıyla kendini gösteriyor. Yani... Allah aslında tek başına belki çok bir şey ifade etmeyen, maddi olarak da bir karşılığı yok gibi gözüken, hı hı. bu maddelerle insanı var ediyor. Aynı zamanda bu maddelerin e, birebir toprakta da aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Ha, o zaman işte bunu çok iyi anlayabiliriz. Yani neden Allah e, insanın çamurdan oluşan bir özden yarattığını e, ifade ettiğini? Hı hı. Ya da her şeyin sudan ve işte topraktan yaratıldığını e, ifade ettiğini çok da bu şekilde anlayabiliyoruz. Yani burada şeyi görüyoruz aslında buradaki asıl kudret e, Allah'ın muhteşem sanatını ortaya koymasında. Evet. E, ve mesela işte Furkan suresinin 54. ayetinde o sudan bir insan yarattı ve ona soy sop verdi. Rabbinin her şeye gücü yeter diye ifade edilir. Hı hı. Yine Enbiya suresinin mesela 30. ayetinde burada her canlıyı sudan yarattı. Hala inanmayacaklar mı? diye ifade edilir. Nur suresinin 45. ayetinde yine Allah hareket eden her canlıyı sudan yarattı diye ifade edilir. bu sudan yaratma vurgusu da çok önemli. Neden? çünkü su biyolojik olarak yaşayan maddenin biliyoruz ki temel unsuru. insan hücrelerden oluşuyor bunu biliyoruz ve hücreleri incelediğimizde %60 ile %80 arasında hücrelerin sudan oluştuğunu görüyoruz. Hani bu temel madde su olan hücre canlı bir madde aynı zamanda canlının temel olan su olmadan canlı mümkün olmadığını görüyoruz. Yani bu açıdan da baktığımız zaman insanın meydana getiren e, ham maddede suyun vurgulanmasının ne kadar muzevi olduğunu görüyoruz. Tabi bunlar yani e, hücre dediğimiz şey e, on, 18. yüzyıldaki mikroskoplarla evet. incelendiği zaman yani bu kadar kompleks bir yapı olduğu bilinmiyordu. Evet. İçinde böyle karbonumsu bir şey ya da böyle bir sıvı bir. Su tarzında böyle baloncuk gibi olduğu düşünüyordu Ama bugün mesela tek başına tıp fakültelerinde okutan hücre ile ilgili kitaplar var. Yani başlı başına onu okusanız zaten tek başına Allah'ın sanatına hücre üzerine hayran kalmanız yeterli olur. Başka hiçbir şeye bakmanıza gerek kalmaz. Bu kadar muhteşem kompleks bir yapısı var hücrenin kendi içerisinde. Ve Allah bu kusursuz sanatını ortaya koyarken Haşr suresi 24. ayetine dikkat çekildiği gibi... O Allah'tır, yaratandır, kusursuzca var edendir, biçim verendir der... En güzel isimler olunur göklerde ve olanlar hepsi onu yüceltir o üstündür o bilgelir der. Böylece Allah'ın aslında yaratmış olduğu insana adeta parmak izini koyduğunu ve tek başına bir şey ifade etmeyen bu maddelerden ne kadar muhteşem kompleks bir canlı meydana getirdiğini de göz önüne sermiş olur. Muhteşem yani bu ayetler aynı zamanda tefekkürümüzü ve şükrümüzü de çok arttıran ayetler. Kesinlikle gerçekten... yani biz de biz hep vurgu yapıyoruz yani dinle bilimin öneminden bahsediyoruz. Hı -hı. Yani mesela bugün benim işte tıp fakültesinde okuyan öğrencilerim var. Ve bunlar mesela tıp dersi aldıkları zaman, tıpta bu konuları işledikleri zaman Allah'ın bu ayetleriyle karşılaştıklarında çok daha iyi idrak edebiliyorlar. Çok daha iyi temellendirebiliyorlar. Ve o derslerde öğrendikleri, insana dair bu muhteşemlikleri gördükleri zaman Allah'ın sanatına daha içtenlikle tanıklık edebiliyorlar. Dolayısıyla yani insanı incelerken, evreni incelerken ee, sadece kafa gözüyle değil belki gönül gözüyle de bakabilmek, sadece salt aklı çalıştırmak değil aynı zamanda vicdanı da devreye sokabilmek ki onun asıl e, hani parmağı değil parmağın işaret ettiği yere bakabilmek için e, parmağı odaklanmayı bırakıp asıl onun işaret ettiği yere yönelebilmek önemli olur. Evet muhteşem ve yani e, bilimin gelişmesiyle, mikroskopların gelişmesiyle biz bugün bu bilgilere ulaşırken Kur'an'ın vahyedildiği 7. yüzyılda e, bu bilgilerin Kur'an'da yer alıyor olması, bu muazzam ifadelerin Kur'an'da yer alıyor olması aynı zamanda da Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin de bir delili. Peki yine muhteşem bir e, ifade var Kur'an'da hocam. Anne rahminde e, yaratılış sürecinden bahsediyor Kur'an. Biraz da bundan bahsedebilir misiniz? Evet, e, Kur'an'da birçok yerde anne rahmindeki yaratılış süreçlerine atıf var. Kur'an anne rahmindeki yaratılış süreçlerine atıf yaparken bize adeta ya siz işte bu durumdaydınız, acizdiniz. En başınızda minicik bir damlacık suydunuz. Anne rahmiyle çok aciz bir dönem geçirdiniz. Ondan sonra bu süreçlerde işitmeniz, görmeniz, kemikleriniz, kaslarınız, tüm bedeniniz oluştu. Bunun hiçbirine katkınız yok. Bakın şimdi burada bir insan olarak ayaktasınız. Dünyayı görüyorsunuz, işitiyorsunuz, yiyeceklerini tadıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Sonuçta bunları siz yapmadığınıza göre kim yaptı? Bunları yapan Rabbinizdir. Ona şükrünüzü eda etmeniz lazım. Madem ki siz hiçbir şey yapmadınız, sizin kibirlenmemeniz lazım, hı hı. mesajlarını veriyor. <laughs> Şimdi bu mesajlar verirken anne rahimdeki yaratılış aşamalarına veya insanın başlangıcına çok atıflar var. Hı hı. O hem kendisinin katkısı olmadığını insana kendi yaratılışında gösteren unsur, hem kibirlenmemesi gerektiğini gösteren bir unsur, hem ciddi anlamda tefekküre sevk eden, beni bu şekilde evrelerden geçirip yoktan buraya getiren Allah için bir kere daha yaratmak çok kolaydır dedirten bir unsur. Bu açıdan anne rahmindeki yaratılışa bakmamız çok önemli. Bir de tabii burada önemli olan şu da aynı zamanda konumuz açısından. Kur'an bu tefekkür yaptırırken anne rahmindeki o süreçlere attığında öyle izahlar çıkıyor ki kendi dönemindeki hiçbir yanlışı ihtiva etmiyor Kur'an. Aynı dönem, dönem zamanda 7. yüzyılda söylenemeyecek birçok ifadeyi de ihtiva ediyor. Hı hı. Bunlardan şimdi bir kısmını ıı, örnekler vermeye çalışalım. Şimdi mesela önce şuradan başlayalım. 76. sure insan suresi 2. ayetinde diyor ki Kur'an'da gerçekten de insanı karışımlı bir damlacık sudan yarattık. Şimdi Kur'an'da insan nutfeden yaratı geçer. Çok ufacık bir su parçacığı. Çok ufacık. Bu yani bir meninin parçasına da atfedilebilir. Meniyle yumurtanın birleştiği zaman da bir nutfedir. Hı hı. Ama Kur'an'da bunun karışımlı olduğuna dikkat çekiliyor. Onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten de gören yaptık. Şimdi bir insan çıplak gözle meniye baktığında, insanın yaratıldığı yere baktığında, onda öyle karışımlı birçok maddeli böyle bir hani bir sebze çorbasında değil mi? Mesela karışım nedir desek birçoğumuz aklına belki bir sebze çorbası gelir, salata gelir. Şimdi biz bir mesela meniye baksak veya bir kar tanesine baksak değil mi? Meni bir kar tanesi gibi görüyor birçok insan. Yani karışımlı bir şey yok. Fakat Emre hocamda da dikkat çektiği gibi mikroskobun bulunması Kur'an'daki bu ifadelerin olağanüstülüğünü anlamada önemli dönüm noktasıdır. Yani 17. Evet. yüzyıldır özellikle kullanılmaya başlanması ama bunların anlaşılması mikroskobun gelişmesini de gerektirmiştir. Bunların büyük bir kısmı 20. yüzyıldır gerçek anlamda gözlenmesi, mikroskopun o derece gelişmesi hı hı. gerekmiştir. Nitekim zaten DNA proteinlerin bulunması bile 1950'lerdir. Evet. Mikroskopun o aşamasından sonradır. Şimdi mikroskopların gelişmesiyle bakıldığında meniye bir bakıldı ki ya birçok sıvının bir yere gelmesinden oluşuyor. Bu sıvı erkeklik bezlerinden geliyor, tohum keseciklerinden geliyor, prostatta ve idrar yollara bağlı salgı bezlerinden birçok yerden geliyor. Analiz yapıldığı meniye bakıyoruz orada flavinler var, askorbik asit var, spermler var, kolesterol var, fosfolipitler var, yani çinko var, asit fosfatas var, hyalurinidas var. Yani birçok maddenin birleşimiyle her birinde kendine göre fonksiyonu var ki hı hı. bu fonksiyonla her bir maddenin anne yarat anne karnındaki yaratılış sürecine girsek yani abartmasız literal anlamda ansiklopedik bilgi karşımıza çıkıyor. Bunların oluşumuyla insan yaratılıyor. Ve buradaki tabii önemli olan ne dedik? Yani insanların onu bir karışımdan oluştuğunu meynini bilmediklerini o da karışım olmasına atıfta. Sonra bir geliyoruz 75. sure kıyamet suresi 36. ayette. Allah diyor ki insan başı boş bırakılacağını mı sanıyor? Şimdi Allah burada şunun için mesaj vermeye çalışıyor. Yani sen Allah'ın yarattığı bir ürünsün. Allah seni baş, başı boş mu bırakacak? Sen kendi kendini sahibi değilsin ki. Bunun için Allah şunu örnek veriyor insana. Başı boş bırakılmayacağını anlasın diye. Kendi kendinin sahibi kendini sanmasın diye kendisi dökülmüş menide bir damlacık değil miydi? Ve buradaki enteresan bir şey şu. Şimdi meni anne rahmine döküldükten sonra hangi süreçlerle çocuğun oluştuğu bir kapalı kutu insanlık için. Bu 20. Evet. yüzyılda anlaşılmış bir şey. Burada birçok kimse büyük ihtimal meninin aşağı yukarı hepsinden çocuğun oluştuğunu Düştüm zannediyordu diyorsun. tahminim birçok insan. Biz 18. 19. yüzyıldaki ünlü biyologlara bile baktığımızda bugünkü anne rahmindeki yaratılışla ilgili vardığımız noktana çok ayrı hikayeler anlattıklarını görüyoruz. Yani bu mikroskobun bulunmasından önce bunu bilim adamları anlaması mümkün olmamış. Şimdi Kur'an o dönemde Melideki bir damlacıktan yaratıldığını söylüyor. Peki biz gerçekten de bakıyoruz. Menin hepsinden mi bir gerçekten Kur'an'da dediği gibi bunun ufacık bir parçacığından mı oluştu? Bakıyoruz ki gerçekten ufacık bir parçacığından oluşuyor. Sırf bir menide. 10 milyonlarca sperm var. Peki çocuk hangi, ne kadarından oluşuyor? Bunu sadece bir tanesinden oluşuyor. Bir evet. Çocuk. Bakın bu kadar. Yani tam Kur'an'daki dediği gibi bunun ufacık bir parçacığından oluşuyor. Her birimiz birer şampiyonuz aslında değil mi? Evet. <laughs> evet hocam. Aslında bu da çok ilginç konu yani bu değil mi? Bunu reklamlarda birçok dediğiniz deyimi kullanıyorlar ama ne kadar bir şey değil mi? 10 milyonlarca spermde babadan çıkan materyalde 10 milyonlarca spermde genetik materyaller var. Yumurtayla bunlardan biri buluşacak. Ve o bir tane geri kalan on milyonlarca sperm'i arkada bırakan sperm hayat buluyor. Evet. Ve her birimiz aslında on milyonlarca kişi geçmiş bir yarışın ürünleriyiz. Evet. Kur'an'ın dediği gibi ufacık o işte nutfe parçacığıyız, parçacıyız. O şampiyonuz hepimiz. Yani herkesin kendine övünebileceği bir şampiyonluğu var. <laughs> Olmasaydı o şampiyonluk hiçbirimiz burada olmazdık. Evet, sıra da... önde başlıyoruz. Allah'ın muhteşem sanatı. Sonra buradan geliyoruz diyor ki... Sonra onun suyunu onun soyunu, sonra onun soyunu, Secde Suresi 8. ayette, sonra onun soyunu bayağı bir suyun özünden meydana getirdi. Şimdi Emre Hocam demin ayette okudu, orada bir sülale, öze, çamurun özünden insanın yaratıldığına dikkat çekiliyor. Buradaysa bir sonraki aşamada, o spermin bir özünden veyahut da sperm yumurtanın buluşmasının bir özünden, tahmin ama daha çok bu spermin, Pardon meninin gelen sıvının bir özünden yaratıldığı geçiyor sülale hı hı. ifadesi e, geçiyor. Burada bu şu açıdan önemli yani orada o kadar milyonlarca dökülmüşken şimdi birçok geride kaldı. Bunun bir özü yani çünkü o belli e, bir özellikler olması gerekiyor ki diğerlerini geçebilsin. Evet. O onun seçilmiş bir özü kılıyor aynı zamanda ulaşması. Bu aslında daha sağlıklı bir bebek ortaya çıkması için de önemli. Çünkü geride kalanların önemli bir kısmı sağlıksız hı hı. olanlar oluyor. Yani rastgele meninin bir parçasından değil, onun da aslında bir özünden, seçilen bir özünden, o sülaleden meydana geliyor. Nasıl ki insan rastgele çamurdan meydana, meydana gelmiyor, gelmez. onun belli ölçülerde seçilmişinden meydana geliyor. Bir evet. sülalesinden meydana geliyor. Sonraki aşamada da bir özden seçilme hususu devam ediyor. Fakat buradaki ayetlerdeki yine şeyi unutmayalım. Şimdi bu ayetlerde söylenenler gerçekten Kur'an'ın olağanüstü olağanüstü ifadelerini görmemize tanıklık ettirtiyor ama yine orada bir de Kur'an'ın verdiği mesaja bakalım. Demin ne demişti Kur'an? İşte mesela insan başı boş bırakılacağını mı sanıyor? Yani evet. buradaki buradakimiz olağanüstülüklere tanıklık ederken Kur'an'ın verdiği o mesajı da unutmamamız lazım. Yani biz buradan meydana geldik. Biz neyiz ki? Bir seçilmiş, bir menin içinden seçilmiş bir minicik damlacıyız. Anne rahmiyle kendimizin yönetmediği süreçlerle oluştuk. Hı hı. Biz buyken yaratıcımıza nasıl isyan ederiz? Hani Allah bana bir emir veriyor Kur'an'da benim fikrim budur diye Allah'a karşı e, bir fikir beyan ediyorum. Ve hatta Allah'ın emrini görmezden geliyorum. Allah'a kail almıyorum. Kendim çok önemli adammışım gibi ya. Senin başlangıcın bu sen kimsin Allah'a kail almıyorsun. Veya Allah'ın emirlerini dikkate almıyorsun, değil mi? Yani bütün bu anlattıklarımızdan bu mesajı da beraberinde almak lazım çünkü Kur'an ayetleri biz sen yani birazcık bilimsel açıdan olağanüstü kısmına yoğunlaşıyoruz ama evet. ayetin öncesine sonrasına baksa bu tip mesajlarla bu ayetler aynı zamanda birleştirildi. Evet. Sonra Hı. Müminin suresine geçelim. 13. Ayette, 14. Ayette. Sonra onu dayanıklı bir karar yerinde bir damlacık haline getirdik diyor. Anne Rami'nin dayanıklılığını girmek istemiyorum yani hı hı. çok bir belki e, girmeyelim. gram ona Am evet bir alak kısmına girmek istiyorum sadece sonra bir de bu rahimdeki üç karanlık olayını evet. da soracağım biraz soru hocam ona e, girmeden şu alak kısmına Buyurun. bir şey yapmam lazım şimdi Buyurun. dayanıklı bir yerde olması var rahimin dayanıklığı ile ilgili de çok geniş bir literatür var o hı hı. çok geniş olduğu için onu atlayalım hı hı. ama Kur'an ona da dikkat çekiyor sonra o damlacı orada bir ...asılıp tutunan bir şey, bir alaka çevirdik diyor. Şimdi bu önemli. Şimdi başı nutve, ufacık bir parçacık. Hı hı. Yumurtayla birleşince yine hala bir nutve, ufacık parçacık. Rahim duvarına atılırken Kur'an'da bunun bir alak aşaması geçirdi. Bir asılıp tutunma aşaması geçirdiği söyleniyor. Ve bu aşamayı Kur'an ayetlerine baktığımızda öyle bir tarif ediyor ki Kur'an. Ramin başında bu aşamaya geçiliyor. Sonrasında da bir çiğnemlik et olma aşaması var belli belirsiz aslında vücut yapısı belli belirsiz şeklinde de orada bir ifade var Mutka'da. şimdi o belli belirsiz organlarının açığa çıkmasından önce bir aşama alaka alak aşaması hı hı. bunu anlıyoruz Kuranda peki mikroskopun bize verdikleriyle baktığımızda böyle bir aşama var mıdıra gelelim baktığımızda görüyoruz ki gerçekten de böyle bir aşama var anne rahmine e, zigot düştüğünde yani sperm yumurta ile birleşmiş hali düştüğünde Hemen ilk haftada anne rahmine asılıp tutunuyor. Ve alak kelimesinin yeni aşamalarından biri sülük. Gerçekten de Yapışıyor. sülük gibi yapışıp tutunuyor oraya. Bu da bence Kur'an'ın olağanüstü ifadelerinden biri. Ondan sonra bunun mutkaya çevrildiği geçiyor. Yani sonra şekli belli belirsiz bir çiğnemlik et parçasından yarattık diye mutka geçiyor. hı. hı. Yine mikroskopla gözlediğimizde alak sonrasındaki aşamalarda önce organların şekli belli belirsiz. Mesela kolun çıkacağı yer, başın çıkacağı yer belli. Hı hı. Ama ellerin, yüzün detayları, ayakların detayları çıkmamış ama çıkacakları yer belli. Hı hı. Yani ayetteki gibi belli belirsiz ifadesinin tam karşılığı var. Zamanla organlar anne rahminde de beliriyor. Evet. Sonra yine dediğinize geleyim. burada yine belli şeyleri atlıyorum ama e, en azından o üç karanlıkta madem sordunuz e, insanın yine üç karanlık içindeki bir yaratılıştan e, yaratılıştan yaratılışa geçirerek e, yaratıldığı geçiyor üç karanlık içerisinde Zümer suresi 6 ayette geçiyor. Evet Şimdi baktığımız anne rahminde çocuğun bakış açım aşamasından dışarıya doğru baksak aslında üçlü bir koruma katmanı var. İt İlk çocuğun içinde olduğu amniyon kesesi. Hı. Çocuk bir sıvının içindeki amniyon kesesinde korunuyor. Bunun arkasında rahim duvarı var, İkinci bir katman. Üçüncü katmanda anne karnı. Tüm bu katmanlarda gerçekten de çocuk öyle özenle korunuyor ki dışarıdan gelen annenin alacağı darbeler, annenin oturmaları, kalkmaları, hareketleri hepsi çok iyi şekilde emiliyor hı hı. ve çocuğa yansımıyor. Ve bu amniyon kesesi aslında şu açıdan da önemli bir sıvının içinde çocuğun olması. Dışarıdaki ısı değişimlerine karşı da çocuğu koruduğu gibi çocuğun e, ciddi anlamda sakatlanmasının da sıvı içinde olması önleniyor. Şöyle anlatayım bir hastayı alalım. Şimdi bir hasta diyelim ki bir tarafına hastayı yatırıyorsunuz. Hasta bir tarafında sürekli yatsa ne olur? Orası ciddi yaralarla olur. Evet. Bu yüzden iyi hasta bakıcılar ne yapar? Hastayı sürekli çevirmeye kalkarlar ki vücudu yara olmaz. Hı hı. Eğer ki anne rahmi de çocuk da bir sıvı keseciğin içinde olmasaydı o amniyon kesesinin içinde anne rahmine yapışacaktı. Bu çocuk içinde anne içinde ölümcül sonuçlar olabilecek bir şeydi. Etin etine yapışması gibi bir durum olurdu ve büyük sakatlıklar olurdu. Evet. Fakat o sıvının içinde adeta yüzdüğü için bunun da önlemi alınıyor. O karanlıklar içerisinde çocuk hiçbir yerde olmayacağı kadar dünyada olabilecek en güvenli yerde Sonraki aşama geçiyor ve o çocuk dediğimiz şeyi bazen oradaki biri gibi düşünüyor. Çocuk işte çocuk yaratılıyor. Hmm. Aslında o çocuk dediğimiz şeyin kendimizin geçtiği aşamalar olduğunu, bu acizlik içerisinde Allah'ın bize bu hayatı lütfettiğini yani. unutmamamız lazım. Çünkü çok o çocuk diye konuştuğumuzda aslında bizim başımızdan geçen bir süreçten bahsettiğimizi, dolayısıyla bu de, de kendi üzerimize alınmamız gerektiğini de. Ee, tekrar etmiş olalım. Peki Emre Hocam muhteşem şeyler konuşuyoruz. Yani e, gerçekten bölmek de istemiyorum. Bölünecek hiçbir tarafı da yok. Zaten Caner Hocam çok da güzel anlatıyor. Anne rahmindeki oluşum sürecini. Bir canlının oluşum sürecinden bahsediyoruz. En başından bahsediyoruz. Yani muazzam. Bunların bu kitapta yazıyoruz. Gerçekten aslında. muazzam. Hepimizin evet. geçmişinden bahsediyoruz. Siz neler eklemek istersiniz? <laughs> Şimdi e, bu bir özden yaratılış Meselesiyle ilgili az önce Canan Hocam bir şey söyledi. Benim de aklıma şu geldi. Ben derslerde bazen özellikle din bilim ilişkisi konusunu işlerken öğrencilerime gösterdiğim bir şey vardır, görsel vardır. Bir fotoğraf. Bir bebeğin anne rahmindeki gelişim aşamaları. Hı hı. Aşağı yukarı 40 haftalık süreçte yani bir su damlası iken işte bebek haline doğacak hale gelmesiyle ilgili kare kare böyle fotoğraflar. Hı hı. Bunu gösterip sonra şeyi hatırlatırım. Hani bazen insanlar çok kibirlenirler Böyle kendilerini e, diğer insanlardan daha farklı bir durumda, pozisyonda, konumda görürler. Hani kimi zaman şöyle şeylerle karşılarsınız. Mesela işte sen benim kim olduğumu biliyor musun? Evet. Şeklinde böyle tepkilerle. Onu söylerim öğrencilerime. Yani size sen benim kim olduğumu biliyor musun diyen birisine bu fotoğrafı gösterebilirsin. Sen busun. <laughs> evet, yani bu kadar kibirleneceğim bir şey yok. Sen de bizim geçtiğimiz aşamalardan geçtin. Yani şu andaki konumunun, pozisyonunun ne olduğu çok mühim değil. E, gideceğin yer de aynı hepimizin gideceğimiz yere aynı tekrar toprağa döneceğiz. Bu açıdan eee Suresi'nin 78. ayet aklıma geldi. Az önce Canur Hocam e, e, ifade edince. Hı. Bakın çok enteresandır. Diyor ki burada kendi yaratılışını unutarak bize örnek vermeye kalkmış ve şu çürümüş kemikleri kim diriltebilir ki demiştir. Hı. Yani insan gerçekten kendi yaratılışını unutmuş. Yani sen bir hiçken Allah seni var etti. Sen bir sudan iken anne rahmine geçirdiğin aşamalar başlı başına çok mucizevi aşamalar. Evet. Yani bir anne için dünyaya bebek getirmiş bir anne için bence gerçekten başka hiçbir mucizeye gerek yok. Yani bu başlı başına zaten bir insanın Allah'ın varlığına iman etmesi için yeterli bir mucize. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir canlı vücudunuzda oluşuyor. Ve onun oluşum aşamalarıyla ilgili çok böyle hassas dengeler, kritik ayarlar var. Ve sonunda doğuma yakın kendi pozisyonunu bile alıyor, belirliyor. Evet. Ve bir bakıyorsunuz dünyaya, geldi. dünyaya geliyor. Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim 7. yüzyıla vahyedildiğini hep hatırlatıyoruz. Bunu hatırlatmamızın sebebi de şu. Kur'an'ın bu vurguladığı şeyler, bahsettiği konular yani emin olun 19. 20. yüzyılda ancak insanlığın fark edebildiği, keşfedebildiği konuda. Evet. Yani embriyoloji ile ilgili çalışmalar 17. 18. yüzyılda en fazla dayandırılabilir yani geçmişi. Yani Asıl 19. 20. yüzyılda daha detaylı bir şekilde bilgi edindiğimiz alanlar bunlar. Ve Kur'an-ı Kerim 7. yüzyılda sanki peygamberimizin elinde böyle elektron mikroskobu falan varmış da işte ne bileyim hücreyi inceliyormuş gibi, embriyoyu inceliyormuş gibi falan değil mi? Bu kadar detaylı, detaylarla ve nokta atışıyla gönderme yapıyor dolayısıyla hakikaten bu konu başlı başına e, Muhteşem bir... insanın kendi tarihine geçmişine varoluş aşamalarına başlangıcına tanıklık etmesi için tekrar tekrar okunup tekrar tekrar üzerine tefekkür edilmesi ve Allah'ın yüce sanatına tanıklık edilmesi gereken bir konu. Peki bu konuyla alakalı çocuğun cinsiyetinin belirlenmesi hakkında Kur'an bize neler söylüyor hocam? Şimdi az önce toprak toprağın yüzünden yaratılmaktan bahsetmiştik hani hı hı. sülale ifadesini kullanacağız hocam. Aslında meni ile ilgili de az önce Canır hocam anlattı. Yani Menide de bir özden yaratılış e, hı hı. söz konusu işte secde suresinin 8. ayetinde. Sonra onun soyunu baya bir suyun özünden meydana getirdi diye e, ifade ediliyor. Bu çok önemli. Hı hı. Şimdi e, bu cinsiyetin belirlenmesi meselesi ise çok önemli bir konu. Neden çok önemli? Bunun yani hem bilimsel yönüyle örtüşmesi açısından Kur'an açıklamalarının bilimsel yönüyle örtüşmesi açısından çok önemli hem de toplumdaki hala da devam eden yanlış yargının ta 7. yüzyılda Kur'an tarafından yıkılmış olması açısından çok önemli. Yani olayın hem bilimsel hem sosyolojik boyutu var. Hı. Nedir? Bakın mesela Necm suresi vardır 45 ve 46. ayetlerinde şöyle ifade edilir. Gerçekten de o yani Allah erkek ve dişi olarak iki çifti yaratandır. Hı hı. Akıtılan meninin bir damlasından. Yani aslında cinsiyeti belirleyen şeyin erkek spermi olduğunu burada çok açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim evet. ifade ediyor. Peki bakın bugün daha hala toplumumuzda hatta dünyanın birçok yerine gitseniz insanlara sorsanız mesela doğan bir bebeğin cinsiyetini belirleyen kimdir diye muhtemelen alacağınız cevapların büyük oranda kadın olduğu göreceksiniz. Hatta erkek çocuk Doğuramadığı gerekçesiyle kadınların maalesef ki maalesef. E, yargılandığı, yadırgandığı, e, horlandığı örneklerle karşılaşabiliyorsunuz. Hı hı. Hala da günümüzde de. Dolayısıyla çocuğun cinsiyetini spermin bellediği bilim çevreleri tarafından daha çok yeni keşfedilmiş bir bilgidir. Hı hı. Yani biz Kur'an-ı Kerim'in işte 7. yüzyılda buna dikkat çektiğini görüyoruz. Şimdi bakın insanın genetik şifresi her hücrede bulunan 46 tane kromozomdan oluşuyor. Hı hı. Bu kromozomların iki tanesi cinsiyet kromozomu. Erkekteki kromozomlar XY olarak, kadındaki kromozomlar XX olarak tanımlanıyor. Şimdi kadınlarda yumurtalama anında iki ayrılan kromozomların her biri X kromozomunu taşıyor. Erkek ise sperminin kimisi X, kimisi Y kromozomunu içeriyor. Erkekteki X kromozomu kadınların yumurtalarındaki X kromozomuyla birleşirse çocuk kız oluyor. Erkekteki Y kromozomu kadınların yumurtasındaki X kromozomuyla birleşse çocuk erkek oluyor. Hı hı. Şimdi bakın burada aslında belirleyen nedir? Sperm müjdesi yani sperm e, belirliyor mi? burada. Yani kadının yumurtasındaki e, buluşmayla ilişkili şüphesi ama neticede hı. bunu belirleyen e, erkek spermi. Peki e, böylelikle çocuk erkek veya kız olması tamamen spermden X veya Y'nin gelmesinden e, gelmesiyle alakalı oluyor hı hı. bu açıdan baktığımız zaman. Yani şimdi bu kadar açık bir e, bilimsel e, bilginin ve Kur'an'ın da e, onayladığı, tasdik ettiği bir şeyin göz ardı edilmesi, yok sayılması yani bazen şey söylüyoruz mesela işte tarihte birçok mesela işte din felsefe ile ilgili kitaplar var ya da bilim insanlarının yazdığı kitaplar var. Mesela bu kitapların içerisindeki birçok bilgi zamanla yanlışlandı. Evet. Bu da gayet doğaldır. Niye? Çünkü o insanlar kendi içinde bulundukları dönemde yapabildikleri gözlemler her neyse, kullanabildikleri araç gereçler neyse onlar üzerinden bilgi edindiler. Bir takım tezler ortaya attılar. Ama zamanla bilim ilerledikçe gerek yaşamın oluşumuna dair, gerek evrenin oluşumuna dair, evrenin kökenine dair çok bilgimiz güncellenince bilim bize doğrunun ne olduğunu ortaya koydu. Evet. Ve o kitaplardaki bilgiler aslında çürütülmüş oldu. Ama bugün içindeki bir kısım bilgiler Şürtülmüş olmasına rağmen birçok insan o kitaplara e, Kur'an'dan çok daha fazla önem verebiliyorlar. Yani Kur'an'da bu kadar mucizeler fışkırıyorken, bu kadar deliller, ayetler fışkırıyorken yani Kur'an'a karşı sağır ve kör kesilebiliyor insanlar. Hani evet. ayetlerde diyor yani onlar hani gözleri vardır görmezler. Evet. Kulakları vardır işitmezler. Yani kalpleri vardır akletmezler. Yani kapatıyor insanlar kendilerini. Ya e, gerçekten Kur'an'ın bu muhteşemlikleri karşısında İnsanın kalbinin ürpermesi lazım. Yani Allah'ın bu yüce sanatına tanık ettiği zaman insanın başının secdeye varması lazım. Yani bu kudret karşısında, bu mükemmellik karşısında ve hayatını da yani buna tanık ettikten sonra hayatını da bu gerçeğe göre dizayn etmesi lazım, şekillendirmesi lazım. Yani benim böyle bu kadar kudretli bir Rabbim var. Beni hiç hiç var etmiş. Ee, ve yaşadığım hayatı bana bahşetmiş. Aynı zamanda yaşadığım hayattan beni hesaba çekecek hı hı. ve hakkımda hüküm verecek adil bir şekilde. O zaman ben bu muhteşemlik karşısında, bu kudret karşısında o hayatımı nasıl yaşanmalıyım ve kendimi Rabbime nasıl ispat etmeliyim? Nasıl kendimi Rabbime sevdirmeliyim? Onun rızasına nasıl talip olmalıyım ve bu rıza'yı e, rızaya nasıl erişmeliyim? Yani insanın bütün hayat planı buna göre belirlenmesi evet. lazım aslında. Ama işte e, bunu gerçekleştirebilmek için işte bu ayetleri anlayarak okumak, Anlayarak okumakla kalmayıp, bunlar üzerine derinlemesine düşünmek eee bir şekilde hayatımıza taşımak ve onun coşkusunu yaşamak gerekiyor. Yani başka türlü çünkü yani herhangi bir kitapta geçen sıradan bir cümle gibi değerlendirirse bir insan Kur'an'ın bu ayetlerini oradan alması gereken dersleri, ibretleri alamaz. Alamaz. Evet yani her ne kadar bunlar e, çok büyük deliller, çok büyük mucizeler de olsa elbette ki buradan çıkarmamız gereken dersleri de göz ardı etmememiz gerekiyor. E, başta da söylediğimiz gibi şükrümüzü arttıran böyle... E, Zaten tüm ayetler öyle içimizi titreten ayetler bu ayetler. O yüzden gerekli önemi de vermek gerekiyor. Yine bir ayet var ki arılarla ilgili hocam. Arılarla ilgili geçmeden çok kısa bir şey ekleyeyim. Tabi buyurun. buyurun. Şimdi mesela bir tane daha ayet var. Belki ona dikkat çekmemize fayda var. Belki programlarda çok fazla dikkat çekmedik. Rad suresi 8. ayette şöyle geçiyor. Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rayimlerin neyi eksiltip neyi arttırdığını bilir. Onun katında her şey ölçü iledir. Şimdi burada tabii ki rahimlerin eksiltmesi ve arttırmasına dikkat çekiliyor. Evet, ne demek? Burada ilk başta düşündüğümüzde biz yani doğuma baktığımızda rahim çok fazla büyüyor. Müthiş hı hı. dayanıklı bir yer. Kendi e, doğum öncesi ağırlığının 100 katı kadar ağırlık taşıyacak kadar büyüyor. İnanılmaz e, ölçüde dayanıklı bir yapı. Fakat her şey büyüyor gözüküyor. Amniyon sıvısı artıyor, rahim artıyor falan yani çocuk büyüyor falan. Yani burada eksilen ne diye baktığımızda. Fakat modern biyolojinin bize sunduğu imkanlarla biz baktığımızda oradaki süreçleri görüyoruz ki orada eksilen bir şeyler de var. Nedir? Mesela alfa reseptörleri azalıyor. kasılmayı çünkü alfa reseptörleri sağlıyor. Normalde bu vücut için yararlı da fonksiyonları var. Fakat doğum sırasında azalıyor. Ve beta 2 reseptörleri gevşemeyi sağlayan artıyor. Hı hı. Eğer ki alfa reseptörleri azalmasa rahimin işte bir sempatik uyarı altında kasılmasıyla e, çocuğu dışarı atılması tehlikesi olurdu. Buradan da yine görüyoruz ki rahimlerin yani arttırmasına dikkat çekildiği gibi eksiltmesine de belli şeylerin dikkat çekilmesi aslında Kur'an ayetlerinde ne kadar yerinde. Evet, evet mikro, önce mikro bir Hani Anne Ram'indeki süreçlerden bahsetmişken onunla ilgili bir şey de olsun dedim. Çok da güzel bir detay oldu. Çünkü bu literatürde pek yok. Diğer anlattıklarımız Emre hocam da ben de önceden anlatmıştık bir kısmını. Biz bu programda dedik bu konular çok önemli. Hı. Önceden anlatmış olsak da bunları o kadar önemli ki tekrar vurgulamamıza fayda. var. Ama bu pek literatürde de olmayan hı hı. bir bilgi olduğu için onu da eklemek istedim. Evet, çok da güzel oldu. Peki şimdi Kur'an şey arılarla alakalı ayete de bir bakalım. Üzerine de çok da güzel olacak. Nahıl 68 69. Heh, ee, tamam evet. Iki Nahıl tane 68 ait. 69. Diyor ki, Rabbin dişi bal arısına vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları kovanlardan kendine evler edin. Bu 68'di. Bir de 69'a bakalım. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbin'in sana kolaylaştırdığı yollara koyul. Onların karınlarından renkli, renkleri çeşitli bal çıkar ki. Onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır diyor Allah. Şimdi burada tabii birkaç incelik var. Ha, çok basit bir şeye önce yoğunlaşalım diyorum. Hı. Şu soruyu kendimize soralım. Kur'an'da en özel yeri olan hayvan, Kur'an'daki bahsediliş hacmi itibariyle hangisi? Hı. Şimdi... Bakıyoruz Bakara suresinde bir Bakaradan ineğin kesilmesinden bahsediliyor ama oradaki anlatılan şey hayvanın kendi özellikleri değil. Bir in, in, yani insanların detay araması, insanlarla ilgili özellikler anlatılıyor Bakara <laughs> üzerinde. Mesela başka ayetlerde işte atların, katırların insanın hizmet için yaratıldığı anlatılırken o da hayvanların özellikleri anlatılıyor ama birkaç hayvan beraber geçiyor orada. Yani tek bir hayvana yoğunlaşıp iki ayet boyunca anlatılma yok. Yani demin anlattığım, alıntıladığınız iki ayetteki gibi tek bir hayvanın özelliklerini Kur'an'ın iki ayet boyunca yer vermesi Kur'an'da başka hiçbir canlı ile ilgili yok. Sadece arı ile ilgili. Arı ile ilgili var. Yani bir tek burada kendi özelliklerini atıf açısından arıya Kur'an'da en özel yerin verildiğini söyleyebiliriz bu özellik açısından. Değil mi? Objektif hı. olarak gösterebiliyoruz. İki ayet boyunca özellikleri anlatılan tek hayvan. Ondan sonra şöyle bir soru soralım. Bu evrende en özel yeri olan canlı hangisi? Şimdi bu biraz daha zor. Kur'an'ın içinde değil mi? Yani uzunluğuna bakıyorsunuz. Bir ayetten bahsedilişin sırf o ayetin canlı özellikleri olsun. Onu saptamak daha kolay. Hı hı. Çünkü evrende Yunus'un radar sistemi apayrı bir şey. Arının bal yapması apayrı bir şey. Bu kalem ee, özellikleri, o kamuflajı, apayrı özellikler, ateş böceğinin ateş üretmesi hepsi de olağanüstü. Yani her bir kendi için açısından o kadar olağanüstü ki birbiriyle kıyaslamanız çok zor bu özellik. Fakat her şeye rağmen canlılarda da şöyle bir kriter koyarsak hangi canlının önemli olduğunu e, bence tespit edebiliriz doğada. Öyle bir canlı düşünelim ki o canlı yok olsa şu, şu andaki doğada doğanın en çok zarar göreceği canlı hangisidir? Bu kriter açısından düşündüğümüzde açık ara arı kadar önemli bir canlı yok. Evet. Çünkü siz arıyı yok ettiğinizde birçok bitkinin üremesi, doğadaki birçok canlının üremesi direkt arıya bağlı. Evet. Arı bal özü için Polen işte polenleri alırken bir çiçekten diğer çiçeğe giderken çiçeklerin tozlaşmasını sağlıyor ve çiçeklerin üremesi, yeni türlerin oluşması bu şekilde oluyor. Başka evet. canlılar da var bu tozlaşmada katkısı olan ama. Yani arının %10'u kadar bir fonksiyon olan canlı bile yok. Hı hı. Bu açıdan baktığımızda arıyı yok ettiğimizde doğada o kadar çok canlı türü yok olur ki doğadaki en çok canlının kendi varlığına bağlı olması gibi bana göre çok objektif bir kriter açısından arının en önemli canlı olduğunu anlayabiliriz. Hı hı. O zaman şunu diyorum Kur'an'da en özel yer verilen canlının doğada en ayrıcalıklı yeri olması baştan bir kere bir incelik. Kur'an'ın inceliği. Yani Kur'an Rastgele birine iki ayet birine ayırmıyor. Rastgele bir hayvandan bahsetmiyor. Doğada en özel yer olan canlıdan en özel şekilde bahsetmiş oluyor. Evet. <laughs> Sonradan yine arının hayatına girsek de çok detaylar var. Onu da merak eden okusun. O da arının yaratılışının mucizesi. Kovanın temizlenmesinden matematiksel ölçüyle yapılmasına kadar. Onlara girmeyeceğim ama mutlaka e, seyircilerimize onu da tetkik etmelerini tavsiye ederim. Sadece bir ufak bir bilgi verelim hocam araya gireyim. Yarım kilo bal için 2 milyon civarı çiçeğin gezilmesi gerekiyor. Yarım kilo bal için. Muhteşem. Evet, yarım kilo balı, evet. Evet, yani yarım kilo ondan balı da sonra bir... balı kaşıklarken biraz daha Biraz daha dikkatli <laughs> kaşıklamak gerekiyor. Yani, o kadar, yani o kadar kaç arının ciddi bir, ciddi bir emek var arkasında. Yani evet. arılar da çok kısa süre yaşıyor öyle yani. yani Caner hocam da <laughs> balı çok biliyorum. Ben de çok sevdiğim için ee, hakikaten ben bunu öğrendikten sonra zaten ayetleri muhteşem şekilde hayranlığımız oluyordu ama yani bu kadar emeğin Hakkından ikna vermek lazım. İnsan biraz böyle saygı duyuyorak yemeye başladı, değil mi? Evet. Evet. Şimdi şuna dikkat edelim. Ee, <laughs> Emin okuduğunuz ayetlerde arının üç tane fonksiyona dikkat çekildi. Bir, bunlar nedir? Arının kovanı inşa etmesi. İki, bal özü toplaması. Üç, bal yapması. Değil Hı -hı. Mi? Üç kovan yapma, bal özü toplama, bal yapma. Sonra buradaki bir bakıyorsunuz zamirler arı kelimesinin Arapça birçok kelimenin dişisi erkeği vardır ama arı kelime olarak dişisi erkeği olmayan bir kelime ötür bir bir kelime. Fakat zamir çekimleri dişiye göre olmasından, zamirlerin dişi olmasından ve fiil çekimlerinin dişiye göre olmasından burada dişi arıya atıf olduğunu görüyoruz. O yüzden de elinizdeki çeviri dişi arıya. Bazıları onu atlıyorlar dişi hı hı. arıya e, e, ifadesini. eee Baktığımızda Kurandaki bu üç özelliği sadece ve sadece dişi arılar yapar. Bir daha tekrarlayayım. Kuru Kur'an fiil çekimleriyle ve zamirlerle bu eylemi, bu üç eylemi yapanın dişi arılar olduğuna işaret ediyor. Ah. Ve modern bilimle bizim elimizdeki bilgilerle baktığımızda bunların sadece dişi arının yaptığını görüyoruz. Eskiden kraliçe arının bile dişi, bugün kraliçe arı dediğimiz arının bile dişi olduğu bilmiyoruz. Arılar biliniyor, insanlar bağlıyorlar. Mesela Fahrettin Razi'nin tefsirine bakıyoruz. Hı hı. Ki Fahrettin Razi tefsirde ya yani belki de bir numaradır. Bir numara ise Zemahşeri ile bana göre e, yani eski dönem tefsirlerin yani son 1-200 yılın olmayan tefsirlerin en önemli iki tefsirden biri. Hı hı. E, reis diyor ona işte arının reisi. Yani değil mi dişi olduğunu düşünse onu reise diyecek mesela. Hı hı. O dönemde bilinmiyor. Zaten bilimsel olarak bilim tarihine baktığımızda da Kraliçe Arı'nın e, dişi olduğunun e, ne zaman öğrenildiğini görüyoruz. 1670 yılı. Hollandalı biyolog Jan Swammerdam bunu 1670 yılında öğreniyor. Yani 17. yüzyıl. Yani Kur'an'ın vahiyinden e, 900 yıl küsür sonra diyebileceğimiz bir süre. Fakat bu öğrenildiğinde de. İşçi arıların ki demin saydığımız özellikleri yapanlar kraliçe arı değil, işçi arılar. Hı hı. Onlar da dişi. Yani bir anne kız kovanı aslında kovan erkekler çiftleşmede işe yarıyor. Sonra kovandan da atılıyorlar ve horan erkekleri çok fazla işe yaramıyor. <laughs> ve yani kovan anne kızlar <laughs> eee evet. mekanı. Yani o sayılan özelliklerin hepsini dişi işçi arılar yapıyor. Hı hı. Peki işçi arıların dişi olduğu ne zaman anlaşılıyor? O 1700'lü yıllar. Yani Kur'an'ın vahiyden aşağı yukarı bin yıl sonra Kur'an'da dişi arıların yaptığına işaret eden şey, dişi arıların yaptığı anlaşıldı. Günümüzde bile birçok insan bunu bilmiyor. Nereden anlıyoruz? Çizgi filmleri yapılınca bazıları arılarla ilgili çizgi film yapıyorlar mesela. İşte ne bileyim bal özü toplayan arıları yapıyorlar. İşte kimisini erkek, kimisini kız suretinde arıların yapıyorlar çizgi filmde. Ama aslında öyle değil. Tabii aslında hepsini kız suretinde gerçek bilgiye vakıf olsalar hepsini kız şeklinde, günümüzde bilinmesine rağmen birçok kimse bu bilgiyi atlayabiliyor. E Kur'an'da tabii ki bu bilginin olmadığı bir çağda böyle bir zamirlerde fiil çekimlerinde bile bir incelik olması, Kuran'ın sayısız muhteşemliğinden bir tanesi. Gerçekten bir daha muhteşem. Diyoruz. O fiillerin dişiyi işaret ediyor olması, anlamı evet. taşıyor olması gerçekten muhteşem. Emre hocam buyurun. Yani gerçekten ar arının doğadaki e, fonksiyon işlevini Caner hocam çok güzel anlattı. Yani bir de e, şu açıdan bakmak lazım. Hani birkaç hafta yaşayan bir şeyden bahsediyoruz. Yani dünyaya gelir gelmez hani Allah işte sevgi ilahi dediğimiz şeyle yani dünyaya gelir gelmez muhteşem bir şekilde hani en ideal geometrik şekil diyebileceğimiz altıgen bir petek yapıyor. Herhangi bir boşluk kalmaması için. Yani her bir tarafı, her bir köşesi, her bir noktası dolacak do, do şekilde ve geometricileri, matematikçileri kıskandıracak şekilde bir matematiksel hesaplı ölçüyle bunu gerçekleştiriyor. Evet. Ee, az önce dediğim gibi yani 2 milyon civarı şey gezmesi gerekiyor yarım kilo, kilo bal için. Ama tabi insanoğlu yani Allah bu kadar muhteşem bir ayet ve Kur'an'da şifa olarak geçen e, benim hatırladığım kadarıyla tek gıda. Onda sizin için şifa vardır diyor. Hı hı. Ama buna rağmen işte arıları da kandırıyorlar. Şekerlendiriyorlar. işte petekleri şey yapıyorlar. Arılara e, suni bal yaptırıyorlar. şeker Şekerli Maalesef. bal yaptırıyorlar. O işte, arı, işte, balın şifa alma özelliğinden de istifade etmemize engel oluyorlar. Maalesef ki. O yüzden hani insanoğlunun doğaya verdiği zarar. Ya. arıların yaşam alanının işte yok edilmesi ya da işte ormanların katledilmesi. Dolayısıyla aslında insan bu kendi elleriyle yapmış olduğunun bedelini yine kendisi ödüyor. Evet maalesef. Yani bu açıdan düşünce. Allah'ın bu ayetlerine tanıklık eden bir insanın hani Müslüman olduğunu söyleyen bir insanın ...doğadaki bu ekolojik dengeyle sahip çıkması... ...bunu Allah'ın bir emanet olarak görmesi gerekiyor. Evet hepsine sahip çıkmamız gerekiyor. Allah da ayetle diyor ya insanların yaptıkları evet. yüzünden... ...denizlerde ve karalarda bozulmalar meydana geldi. Belki e, farkına varırlar diye bir kısmını dönerler, dönerler diye, evet. diye... ...bir kısmını onlara tattırdık e, diyor. Peki Kur'an'da başka çevre kirliliği ile alakalı olan ayetler var mı hocam? Aslında tam da işte bu yani söylediğiniz ayet önemli... ...o e, ayetlerin başında geliyor... Tabii şu var aslında İslam dini yani Kur'an-ı Kerim insana dair, e, varlığa dair önemli olan hemen her konuyla ilgili açıklama yapıyor bize. Hı hı. Yani zaten Kur'an-ı Kerim din adına gerekli olan her türlü açıklamayı yapıyor. Ama onun dışında din sadece bazı insanların zannettiği gibi bir takım ibadetlerin yerine getirilmesine ibaret olmadığı için hı hı. ibadetler de dinin önemli bir boyutudur, kısımdır, doğrudur. Ama sadece ondan ibaret değildir. E, yaşadığımız gezegenle ilgili de bunların varoluşuyla ilgili de veya bunların muhafaza edilmesiyle ilgili de açıklamalar yapıyor. Bakın mesela Hud suresinin 61. ayetinde deniyor ki sizi topraktan inşa eden ve size orayı imar etme yeteneği bahşeden odur. Allah sizi topraktan inşa etmiştir ve orayı imar etme yeteneği vermiştir size. Yani bunu Allah bahşetmiştir. Hı hı. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte yağmur yağıyor, toprakla buluşuyor. Toprağın kimyası harekete geçiyor. Envai çeşit birbirinden güzel sebzeler, meyveler ortaya çıkıyor. Yani Allah Hani muhteşem bir e, yaratışla insanın e, emrine, hizmetine sunduğu bu e, renklerle, bu e, kokularla, bu besin değerleriyle, bu lezzetlerle, tatlarla insanı buluşturuyor. Yani onun sanatına daha yakından tanıklık edelim diye. Öte taraftan mesela işte Rum suresi 40. ayet az önce ifade ettiğiniz ayet. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozgun çıktı diyor, fesat Hı. çıktı. Yaptıklarının bir kısmını kendine tattırmaktadır ki vazgeçsinler. E şimdi bakalım mesela tarih boyunca çevre duyarlılığı dediğimiz şey ne zaman oluşmaya başlamış? Yani çevre kirliliğine dair tarih boyunca birçok örnek verebiliyoruz ama hani özellikle 19. yüzyıl sanayi devrimi dediğimiz dönem itibariyle aslında çevreye belki de bu kurulan işte fabrikalar vesaire etkisiyle en fazla Zaten... zararın verildiğini söylesek de aslında bunun tarihsel geçmişi 19. yüzyıla başlamıyor. Yani bir şekilde insanoğlu hep e, doğayı tahrip ediyor. İşte suları kirletiyor. Ne bileyim ağaçları kesiyor, yok ediyor. Çevreye bir şekilde zarar veriyor. Dolayısıyla bunun hava kirliliği olarak, denizlerin suların kirlenmesi olarak, işte çevrenin doğanın kirlenmesi olarak. Yani şimdi bir kere bir insanoğlu biraz bu açıdan bencil. Niye? Çünkü bu gezegeni sadece biz yaşamıyoruz. Allah'ın yarattığı birçok canlı var. Ve bu gezegen aslında ortak paydamız, ortak paylaşım alanımız. O, o canlıların Yaşam alına da saygı göstermek durumundayız. Onların o doğal ortamlarını da korumak durumundayız. Evet. E, Tabi böyle e, 17. 18. yüzyıllar 19. yüzyıllarda insanların bu kendi elleri yapmış olduklarından dolayı özellikle Avrupa'da mesela bu çevre kirliliğinden dolayı yani ölen insanlar, on binlerce insan ölmesi bir takım hastalıkların bu çevre kirliliğinden dolayı daha hızlı yayılması sebebiyle insanların toplu halde öldüklerini görüyoruz. Hı hı. Belki bugün günümüzde Hani böyle toplu halde bir e, ölümle çok karşılaşmıyoruz. Biraz duyarlılığın artması, işte çevreci örgütlerin artması, bu konuda farkındalığın kazandırmaya çalışması ama mesela birçok yerde denizlerin kirlendiğini görüyoruz. Mesela evet, evet. şimdi mesela İstanbul'da yaşıyoruz, doğduk büyüdük. Ben çocukken e, hatırlarım yani Eminönü'nden falan giderken geçerken canavarlar gibi şey yapmış. Ya denize girmek ayrı. Yani balıklar tutulduğu zaman kova kova balıklar tutulurdu mesela. Yani ve Boğaz. Balık çeşitliliği açısından gerçekten çok zengin. Karadeniz keza aynı şekilde. Ama ne oldu mesela? Yani şu anda e, balıkları kaçırdık. Ya da denizi kirlettiğimiz için zehirledik balıkları. Ağır metaller var mesela balıklardan. Evet. Alıp da o balıkları... Evet. Yani biz yiyoruz o balığı yine mesela baktığımız evet. zaman. Şimdi Rahman suresinin 7 ve 10. ayetleri var. Bence konuyla ilişkili olarak çok önemli ayetler. Şöresini ve gök yükseltti onu. Ve koydu şaşmaz ölçüyü, mizanı... Azgınlık etmeyin ölçü ve tartıda saptırmayın mizanı diyor. Yani Allah muhteşem bir ölçü, mizan oluşturmuştur. Azgınlık ederek o mizanı saptırmayın diyor. Ölçüyü titizlikle, adaletle koruyun ve hüsrana araç yapmayın mizanı. Yani oradaki ölçüyü muhafaza edin, koruyun ki hüsranla sonuçlanmasın bu sizin için. Yeryüzünü tüm yaratıklar için yarattı. İşte bu yüzden saygı duymak Yeryüzünü tüm yaratıklar için yarattığını vurguluyor bu da Rahman suresinin 7 ve 10. ayetlerinde. Dolayısıyla insanın ben e, doğaya karşı dilediğim gibi davranırım. E, bunu önemsemem, umursamam e, deme lüksü yok. Tabii bir de şey açısından da düşünüyorum. Mesela o dönem yani geçmiş dönem bir insanı peygamberimizin döneminde şöyle düşünsek. Hani bir denizin kenarına gelse. Şimdi hı. ayette ben özellikle yani ben oradaki çok etkileyen ifadelerden biri insanın yaptıkları yüzünden denizlerde de kargaşanın çıkması, denize de insana zarar vermesi. Şimdi o dönemdeki bir insan deniz kenarına gelse, baksa uçsuz bucaksız deniz. Şimdi diyelim ki bu denizde ben bir fesat yapacağım. Uğraşsa denizi pisletme. Hani karada ağaçları keser eder, karayı bir verir de. Evet. Ya denize uğraşsa ne zarar verebilir? Şimdi kanalizasyon gibi bir şey denize zarar vermez aslında. Yani boşaltsa o dönemde. Hı hı. Ee, yani dünyanın nüfusu ne kadar ki ee, o dönemde bugünkü kimyasal maddeler, deterjanlar falan da daha imal edilmiş vaziyette değil. Hı hı. Bugünkü anlamda sanayi devrimiyle ortaya çıkan Emre Hocam'ın dikkat çektiği fabrikalarda e, yok. Yani sonuçta insan o denizin uçsuz bucaksızlığına bakınca insanın yaptıkları yüzünden denizde bir kargaşanın olabileceği tipi bir şeyi görmesi mümkün değil. değil. O yüzden Kur'an'ın burada karayla beraber özellikle denize dikkat çekmesi çok evet. olağanüstü. Emre hocam da zaten anlattı yani bugün bizim denizler işte bu e, kimyasal atıkları fabrika atıklarını evlerdeki o dökmemizden şundan dolayı işte denizlerdeki balıklar ağır metaller oluyor sonra o ağır metaller bize Zararlı. kanser olarak başka zararlar olarak e, dönüyor yüzden ayette bence bu denizlerle ilgili vurgunun inceliğine de, de özellikle dikkat et. Çok güzel bir nokta. Yani mesela işte bazen sosyal medyadaki paylaşımlardan falan da görüyoruz değil mi hocam? İşte İsveç, İsviçre falan, i̇şte Alpler. Yani orada mesela insanların yaşadığı ortamlara bakıyorsun. Yani nasıl muhafaza ediyorlar, nasıl koruyorlar? İşte doğa resmen fışkırıyor yani doğallık, temizlik, oksijen fışkırıyor. Gidip de böyle garip grup yapılarla katletmiyorlar. Oraları büyük büyük beton binalarla yığmıyorlar. Etrafı kirletmiyorlar. Evet. E çevreye karşı da duyarlı. E şimdi yani bakın Müslümanların yaşadığı ülkelerin böyle olması lazım. Çünkü bunlar bizim yani değil mi Kur'an'a iman eden insanların dikkat alması gereken ayetler Tabii. en başta baktığımız zaman. E şimdi eğer biz bu konuda insanlığa örnek olmayacaksak e bu ayetlerin Kur'an'da bulunmasının ne anlamı var o zaman? diye düşünüyor insan. Şimdi tabii aslında etrafımıza baktığımız zaman mesela işte ormanlık alanlarda piknik yapan insanların o piknikten sonra hafta sonu mesela oraları nasıl bıraktığını hep fotoğraflarla şahit olduk. İşte denizlerde mesela belediyeler temizlik yapıyorlar. Denizin altından çıkan şeylere bakıyorsunuz. İnsanın gerçekten fantazi dünyasını zorlayacak şeyler. Evet. Yani onu bir insan nasıl atabilir denize diye düşünüyorsun. Nasıl atmış olabilir diye düşünüyorsun. Öyle şeyler çıkıyor denizin içerisinden. Hayret ediyorsunuz. Ve o insanlar yine orada yaşıyorlar, oradan geçecekler, bir daha piknik yapmaya gidecekler oraya. İşte çöplerin mesela sağ sola döküldüğünü, atıldığını görüyoruz. E Dolayısıyla sokak canları için mesela, sokakta yaşayan özellikle kedi, köpek ve kuşların bu anlamda mesela o şeylerin içerisinde kalabildiklerini görüyoruz. Bu anlamda onlara da bir zarar olduğunu görüyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim, vahyedildiği dönemle sınırlı olmadığını söylüyoruz ya. Hı hı. Dolayısıyla 7. yüzyıldan itibaren insanlığın aslında bu doğaya ve çevre duyarlılığına karşı o farkındalığını geliştiriyor. Bu tür ayetlerle. Bir de mesela şöyle örneklerle anlatmaya çalışayım. Öyle toparlayayım. Hı hı. Bazen daha etkili oluyor böyle şeyler. Şimdi mesela e, ibadet ettiğimiz yerler. Yani ben eminim ki hiçbir Müslümanın Aklın ucundan dahi geçmez. İbadet ettiği yere bir çöp atmak hı hı. ya da çok özür diliyorum mesela diyelim ki tükürmek. Hı hı. E Şimdi bunu yapmayan, e, yapmayacak olan insanın yani yaşadığı çevreyi doğayı da en azından böyle görebilmesi lazım. Allah'ın bir emanetisi bu bize. Evet. Yani sokağa da çöp atmaması lazım, sokağa da tükürmemesi lazım, sokağa da çevreyi de pisletmemesi lazım. Evet. Yani içinde yaşadığımız çevrenin güzelliği, kalitesi orada yaşayan insanların kalitesini de gösteriyor aynı zamanda. Hani aslan yattığı yerden ben olur diye bir atasözümüz var ya. Yani e, yaşadığın çevre aslında senin kültürünü de gösteriyor, senin gelişmişliğini de gösteriyor, senin medenilik seviyeni de gösteriyor bu anlamda. E, yani olayı sadece böyle hani belediyelerden de beklememek lazım. Yani belediye zaten yapsın veya temizlik görevleri zaten yapsın. Gibi de bakmamak lazım. Herkese Tabii ki herkesin bir işi var, mesleği var. Tabii ki bunu yerine getirecek ama yani dolayısıyla bu bilinçli olmamız burada e, önemli olan. Hı hı. Bunu aslında e, doğayı Allah'ın bir emaneti, Allah'ın bir ayeti olarak görebilirsek, denize de öyle sahip çıkarız, ağaca da öyle sahip çıkarız, yaratılmış diğer canlara da o şekilde sahip çıkarız ve e, Allah'ın bu e, ayetini aynı kendi kişisel temizliğimizi gözetmemiz gerektiğinde olduğu gibi. Allah'ın bu ayetinin temizinde bu anlamda gözetebiliriz. Yani bence bu çok çok önemli bir çok konu. Çok önemli. Evet. Yani daha bunun 20. yüzyılda, 21. yüzyılda hatta yani daha yeni yeni takım böyle insanların fark ettiğini hesaba kattığımızda yani Kur'an'ın bu konuda bir farkındalık kazanılmak için, duyarlılık oluşturmak için bu vurguları yapması gerçekten çok mucizevi ve önemli. Yani hem mucize içeriyor hem de ahlaki bilgiler de veriyor aslında bize bizi inşa ediyor. Şunu da göz ardı etmemek lazım. İbadethanede e, ibadethaneye gösterdiğimiz o temizliğine verdiğimiz önemi Allah görürken dışarıda da e, yani her an Allah Tabii ki, bizi görebildiği için zaten. dışarıda da bu tarz e, çirkin şeyleri yapmamamız lazım. Hiçbir yerde. Çünkü Allah her yerde e, her anda bizi görüyor. Peki şimdi dişi örümceğin evi. Kur'an'da Yine Ankebut suresinin 41. ayette Allah diyor ki Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu dişi örümceğin durumu gibidir. Dişi örümcek bir ev edinir elbette evlerin en çürü örümceğin evidir. Keşke bilselerdi diyor. Bu ayetin hikmetleri neler hocam? Şimdi tabii ki burada da yine bir dişilik vurgusu var. Hı hı. Ankebut deniyor. Yani Ankep denmiyor Ankebut deniyor. Hı hı. Yani erkeği Ankep dişisi Ankebut. Fiil çekimleri de bu arada dişi olarak yine de burada geliyor. Baktığımızda e, erkeği ile dişisi arasında örümceklerde ne fark var diye baktığımızda örümceğin bir kere evini yapan genelde istisnaları var bunun ama genelde çünkü arada bir istisnası yok. İçi arılar hep dişi oluyor. Hı hı. E, arının evini yapan e, temelde dişiler oluyor İstisnai olarak erkeklerin e, yaptıkları gözüküyor E bu tabii ki temelde şey, bu örümceğin, dişi örümceğin. örümceğin 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 evini yapan e, dişiler oluyor temelde hı hı. bu yüzden burada örümceğin evinin yapılmasına yani örümceğin evine dikkat çekildiğinde dişi örümceğin dikkat çekilmesi bence önemli şimdi bu ayet aslında e, mesela arılarla ilgili e, ele aldığımız ayette direkt arılar konuydu. Buradaki asıl özne anlatılmak istenen başka bir şey örümcekler bir benzetme aracı olarak kullanılıyor. Ha, kullanılırken örümceklerle ilgili işaretlerdeki inceliğe de biz tabii dikkat çekiyoruz. Hı hı. Orada direkt arıların yaptıklarıydı söz konusu. Burada söz konusu edilen nedir? Bazı insanları görüyoruz. Her şeyimiz veren Allah. Evet. Her şeye Allah sayesinde sahibiz. Birçok insansa Allah'tan başka dostlar aramaya, başka insanlarda güç aramaya, başka insanlara sığınmaya çalışıyor. Allah'ı bir kenara bırakıyor. Allah'tan başka dostların peşine giden işte birçok insan görüyoruz. Allah şimdi bunu eleştirirken öyle ince bir benzetmeyle benzetiyor ki yani Allah'tan başka dostlara sığınanları dişi örümceğin hmm. eviyle benzetme üzerinden tarif ediyor. Ve dişi örümceğin evinin en çürük ev olduğu söyleniyor. Şimdi bu çürüklük tabii nereden geliyor? Dişi örümceğin evini. Çünkü biz dişi yani örümceğin yaptığı iplere baksak kendi inceliğine göre çelikten daha sağlam. Sağlam. Evet. Ama örümceğin evinin çürüklüğü aslında iki tane husustan geliyor. Birincisi normal insanlar açısından baktığımızda yani herhangi bir canlının evi böyle ufacık bir el hareketimizde bozulmaz Hı. ama biz yürüdüğümüzdeki bir yerde bir ne bileyim bir köşeye örümcek ev yapmışsa Elimizin hafifçe değmesiyle bile örümcek evi bozulur. Yani evet. diğer canlıların bedenlerine karşı örümcek evi çok rahat bozulur. Bir açıdan çürük. Diğeri de yine ince bir nokta. Türleri içinde erkekten daha iyi olan ve erkeğini de kendi evinde bazen yiyen canlı örümcek. Evet. Yani örümceğin evi de e, güven açısından da hani güvenlik açısından da en çürük ev. Çünkü kendi... Türünün dişisi tarafından yani ankebut tarafından, dişi örümcek tarafından en erkeğin yenilme tehlikesi var. Erkeklerin yani de tehlikesi Yani insanlar de evinde güven bulmak için evine girer. Fakat örümceğin evi kendi evet. erkeği için bile güvenli değil. Öldürülme tehlikesi olan bir ev. Geri kalan canlıları da bir öldürme unsuru yani örümceğin evi değil Hı. mi? Ama onunla da kalmıyor kendi türünü bile öldürebilir. Bu açıdan da güvenilmez. Ama benzetme de çok önemli. yani Allah'tan başkasına sığınanların zarar göreceğini göstermek için işte örümceğin evine gidenlerin görebileceği zarar üzerinden Kur'an böyle çok ince bir örnek veriyor. Buradaki dişilik takısında bir incelik var. Benzetmenin kendisinde bir incelik var. Ee, Muaz yani şey, olağanüstülüklerden bir örümceğin tanesi. Örümceğin ördüğü ağın da aslında baktığınız zaman ne kadar muhteşem bir sanat eseri olduğunu görüyorsunuz. O da ayrı bir sanat eseri. Yani ha, arının yaptığı var. petekte olduğu gibi. Yani o e, o kadar incelikle ve ustalıkla e, kendi aralarındaki geçişlerle bile o kadar güzel bir şey oluşturuyor ki tabi genelde evlerde olduğu zaman e, insanlar e, bir evde atmayı çalışır de. ama şöyle ona bir Allah ayeti olarak bakılsa hakikaten çok hayranlık verici bir e, dizaynı var. Şunu da yine Kur'an'dan anlıyoruz ki bu tip örnekleri e, üzerine düşünülünce Allah açıyor. Nitekim bakın aynı demin ki okuduğumuz ayet 41. ayet daha 43. Hı. ayete gelince şöyle bir vurgu var diyor ki ayette. Bu tip örnekleri insanlar vermekteyiz. Hı. Ancak alimlerden başkasının bunlara aklı ermez. Şimdi yani, buradaki alimleri de açıklayalım. Alimler işte şey, tabii ki alimlerden kasıt sonuçta Kur'an'ın işaret ettiği hususlarla ilgili gerekli bilgiye sahip olanlar, hususta aklını çalıştıran, Kur'an'ı tedebbür eden, evreni tedebbür eden ikisini beraber tedebbür edenler. Yani Kur'an iki yani Kur'an hem kendisi üzerine derin düşünülmesini istiyor. Evet. Hem evren kitabını ciddi şekilde araştırılmasını istiyor. Aklın da çalıştırılmasını istiyor. Hı hı. Yani bu üçüne de vurgu var Kur'an. Yani özel yani, bir statü değil aslında değil mi hocam? Değil. Yani tabii. özel bir statü değil. Aslında bilmek isteyenler için. Evet. Yani, yani gerçekten oradan bilgi edinmek isteyenler için bir ibret var yani. Bu yani. tabii buradaki yani aslında e, Kur'an bütün insanları bilgi sahibi alim olmaya davet ediyor. yani Kuran'ın alimlikten kastı özel böyle tefsir hocaları ilahiyatta veya evrendeki özel fizik hocaları değil sadece hı hı. yani o tarz bir alimlik değil Kuran'ın işaret ettiği hususların hepsi hakkında gerekli bilgiyi elde etmeye çalışan elde eden e, insanlara dikkat çekiliyor. Şimdi üç kitap dedik Kuran'ın işaret ettiği var ne de bir tanesi daha doğrusu üç kitap demem de yani ee, aslında Kur'an üç alandaki bilgiyi birleştirmemizi istiyor diyelim de belki de dört evet. yere de işaret ediyor diyebiliriz veya o dördüncüyü üçünün içinde de düşünebiliriz. Bir Allah'ın vahiy kitap, hı hı. bunun üzerine derinlemesine düşünmemiz lazım. İki Allah'ın yarattığı evren, bunun üzerine derinlemesine la, düşünmemiz lazım. Üç Allah'ın yarattığı insan, İnsan üzerine derinlemesine düşünmemiz lazım. Şimdi bu bir Kur'an'ın üzerine vahiy üzerine düşünmek bir düşünce tarzı. Hı hı. Evren üzerine düşünmek daha çok gözlemi e, içeren bir şey, dış evrenin gözlemi. İnsan üzerine düşünmekse, diğer insanlarla ilgili gözlemi getirmekle beraber insanı bir içe bakışı diye ayrı bir metot giriyor insanı düşünmemizde. Bir içe bakışta kendi iç dünyamız üzerinden empatiyle de diğer insanları düşünüyoruz. Bunların yanında aklı çalıştırmaya da atıf var. Yani gözlemle, içe bakışla insanı, gözlemle evreni incelemek... Kur'an'ın ayetler üzerine düşünmek ama bunların evet. dışında hep de aklı çalıştırmak. Yani evet. aklı bu üçünün içinde de düşünebiliriz. Dördüncü olarak akıl vurgusunu da alabiliriz. Ee, Kur'an bunların hepsine birden atıf yapıyor. Yani sadece Kur'an'da kapanmak da yeterli değil. Sadece evren üzerine düşünmek veya sadece insan üzerine kapanmak değil. Aslında bunların hepsinin bilgisini birleştirerek bir bütünlük içinde bakmak. Evet. Yani mesela Ankebut'la ilgili diyelim ayetteki benzetmeyi anlamak için en bir Biyolog gibi örümceğin hayatını incelemek gerekiyor. Hı hı. Fakat aynı zamanda Kur'an ayetindeki işte dişi takılarına, ayetin öncesine, sonrasına ifadelerine de bakmak gerekiyor bunu anlamak. Evet yani. burada bilenle bilmeyen aynı olur mu e, ayetinde anmış olduk aslında. Şimdi hocam bu mucize ayetler... E... İlahiyatçılar tarafından değeri biliniyor mu bu ayetlerin? Öncelikle onu sorayım. Çünkü son yıllarda deizm popülerliği oldu özellikle gençler arasında. Bu ayetler aynı zamanda deizme cevap niteliğinde değil mi? Ee, şimdi siz aynı zamanda da akademisyensiniz. Deizmle alakalı da bir doktora teziniz var. Neler söylemek istersiniz? Gençlere bu ayetleri e, anlatmak çok önemli değil mi? İlahiyatçılar bunu yapıyorlar mı? Ya şimdi tabii şöyle bir genelleme yapmak haksızlık olur. Yani e, hepsi yapıyor ve de yapmıyor gibi. E, hakikaten çok kıymetli değerli ilahiyat hocaları var hı hı. Türkiye'de. E, belki o insanların daha fazla ön plan çıkması lazım. E, daha fazla görünür bilinir olması lazım. E, bu konulara önem veren, bu konuların değerini, kıymetini anlayan ilahiyat hocaları olduğu gibi... ...aslında belki onlardan daha fazla... ...birebir muhatap oldukları için gençlerle, hı hı. öğrencilerle, lise seviyesi öğrencilerle... ...aslında din dersi öğretmenleri de bir kısmı en azından bu konu öneminin farkında. Hı hı. Ve çocukların deizmle ilgili, ateizmle ilgili sorularına... ...gerçekten Kur'an'ın bu bilimsel yönüyle, Kur'an'ın bu mucizelerle cevap vermeye çalıştılar. Bu çok sevindirici bir şey. Hı hı. Ama genel olarak birçok hocanın da bu konuyu yeterince önemsemediğini görebiliyoruz. Ee, yani herkes kendi alanıyla ilgili konuları daha fazla ön plana çıkartıyor ve e, en önemli şey sadece o konular oluyor onun için. Onun dışında kalan konuları çok fazla önemsemeyebiliyor halbuki ilahiyat alanı bir bütün. Hı hı. Bütün konuların bir arada işlenmesi ve özellikle işte modern çağın beraberinde getirdiği sorunlara, problemlere çağda çözümler e, üretmesi bekleniyor. Hı hı. Tabi e, ilahiyat fakülteleri e, çok daha iyi duruma e, gelmesi beklenir. Hı hı. Çok daha iyi e, hizmet etmesi beklenir ama e, mevcut haliyle durumuyla da aslında ülkemiz için gerçekten çok önemlidir ilahiyat fakültelerinin varlığı. Evet. Yani orada yetişen akademisyenler orada yetişen akademisyenlerin üretimleri ortaya koymuş olduğu eserler çalışmalar gerçekten çok önemlidir. Çünkü bu konuların akademik seviyede de ele alınması. Yani birilerini böyle tekileştirmeden birilerini hı hı. etiketlemeden, yaftalamadan, e, hakaret etmeden, seviyeli, düzgün bir şekilde çalışılması gerekiyor. Ve bunu yapan da açıkçası İlahi Fakülteleri. Yani e, İlahi Fakülteleri'ne çok düşmanlık yapan çeşitli gruplarla karşılaşıyoruz. işte belli yapılan cemaatlerle falan. Yani onların istediği insan tipi daha çok çok fazla düşünmeyen, sorgulamayan, soru sormayan sadece anlatılanı anlatıldığı gibi alıp kabul etmesi beklenen, benimsemesi Hı. beklenen insan tipi. Ama en azından yani akademi dediğimiz, üniversite dediğimiz ilahiyat foktesi diyoruz yani fakültede e, beklenen nedir? E, ki yapılmaya çalışılan da en azından birçok hoca tarafından. Yani öğrencilerin e, önce bir birey oldukları, düşünebilmeleri, akledebilmeleri, sorgulayabilmeleri, meseleleri çok yönlü değerlendirebilmeleri, geniş bir bakış açısı kazanabilmeleri. Yani bu açıdan tabii ki ilahiyat foktesinin varlığı çok önemli. Keşke e, bu konuların ...önemini fark eden hocaların sayısı artsa... ...bu evet. konular üzerine yapılan çalışmaların da sayısı artsa... ...ve kalitesi de artsa Ama o evet hocam artsa. değil, biz şimdi Emir Hocamla... ...arkadaşlarımız var İlahiyat Fakültesi... ...sonuçta ikimiz de master ve doktora İlahiyat Fakültesi'nde hı hı. yaptık. Yani Türkiye'nin keşke tanısın dediğimiz... ...birçok ilahiyatçısı olduğunu görüyoruz İlahiyat Fakülteleri. Hı hı. Fakat bunun yanında benim uzaylı ilahiyatçı dediğim bir tip de var. Yani uzaylı ilahiyatçı dediğimiz şu anda dünyada olan bitenden habersiz uzayda yaşayan ilahiyat. Hiçbir şeyden habersiz günümüzde deizm adına, ateizm adına, Hristiyan misyonerlik adına İslam'a eleştiriler yöneltenler var. Gençlerin imanına zarar veriyorlar. Siz bunu anlattığınızda sizin hayalinizden bir düşman unu üretim kurgu yaptığınızı, bunun önemsiz bir konu olduğunuzu, uçak sallanınca ateizmin geçeceğini, ufacık bir iki cümleyle deizmi halledeceğini, Hristiyan misyoner diye bir şeyin zaten hiçbir önemi olmadığını, Düşünen kitleler var. Bunların Aynen. yani uzaylılığı modern anlamda uzaylı ilgileniyor anlamında uzaylı değil. bir haber. Dünyanın gerçeğinden bir haber anlamında uzaylı. Yani ne yazık ki varlar. Ama bunlara karşıt yani gerçekten günümüz sorunlarını felsefede, psikolojide, fizikte nasıl ele alınmasını getirdi, gerektiğini, bu sorunlara karşı ilk dönem kelamcıların ruhunun yani mevcut sorunların, baş etmek için modern dönemin bilgisini elde edip onlara cevap üretmenin önemini ki ilk dönem kelamcıların ruhu buydu. Hı hı. Yani o dönemin kelamını buraya taşımak değil de o dönemin kelamcıların ruhunu buraya taşımanın gerektiğini farkında olan hı hı. ilahiyat fakültelerimizde de çok uzaylı ilahiyatçıların yanında benim gibi onları uzaylı bulan hı hı. ve gerçekten halka aslında çok faydalı olabilecek ilahiyatçılar da olduğunu söylemem lazım. Burada da e, izleyenlerimizin önünde ben de size bir kere daha teşekkür etmiş olayım. İki değerli hocamız da e, bilim insanlarıyla birlikte sevgili izleyenler bu konular üzerine çalışıyorlar, Kur'an ayetleri üzerine çalışıyorlar. Bilim ilerledikçe e, gerisinde kalmayıp e, önüne geçmeye çalışıyorlar. Konfor olanlarından dışarı çıkıyorlar. Hatta konfor olanları da yok denilebilecek kadar az. Hep bu konular üzerine çalışıyorlar. Ben de kendilerini yakinen tanıyorum. O yüzden iyi ki varsınız. Hı hı. İyi ki bu konuları konuşuyoruz. Ee, i̇yi ki bu konuları izleyenlerimizle paylaşıyoruz. Çünkü çok önemli konular. İnşallah gelecek yıllarda tüm ilahiyatçılar da bu konulara önem vereceklerdir. Ama e, şu an sizler varsınız. İyi ki de varsınız. Programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Yine yine bu konuları konuşmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler her gece kitap hediye etmeye devam ediyoruz Caner Taslaman hocamızın neden Müslümanım İslam'a inancının delilleri ve Emre Dorman hocamızın 101 soruda Kur'an dini konularda en çok merak edilen sorular kitabını her gece 10 izleyenimize hediye etmeye devam ediyoruz peki ne yapmanız gerekiyor Emre Dorman Instagram hesabında son paylaşılan program fotoğrafının altına yorum yaparak fotoğrafı beğenen izleyenlerimiz ve takipçilerimize e, kitaplarımız hediye. Her bir takipçi iki kitap. Her yani, bir takipçi iki doğrusu, kitap. Seçilen her bir takipçi. Aynen öyle. E, biz ayrılan sürenin sonuna geldik bu gece. Yarın gece tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.